30 dakikaya hoş geldiniz. Evet, programda aslında bir tarafta enflasyonu konuşurken bir diğer tarafta ise yayımlanan olan EYT düzenlemesinin ayrıntılarına değiniyor olacağız. Son dakikaya da aktaralım. Euro bölgesinde hizmet PMI 52,7 seviyesinde oldu. İlk okuma ise 53 seviyesindeydi. Evet, bir tarafta EYT düzenlemesi yayımlandı ve başvurular nasıl yapılacak? Nelere dikkat etmeliler EYT'liler? Özellikle ayrılacakların kıdem tazminatı ise önemli bir konu olmaya devam ediyor. Ayrıntıları kendisiyle konuşacağız. Mustafa Baştaş bizlerle birlikte, Mehmet Koçak Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Evet, şimdi EYT düzenlemesi yayımlandı fakat merak edilen sorular arasında başvuruların nasıl yapılacağı yönünde. İsterseniz buraya bir aydınlatalım, ardından ayrıntılı bir şekilde yine sorularıma devam edeceğim. Ne dersiniz? Tabii ki. Şimdi öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Uzun süredir süren bir mücadelenin sonunda EYT kapsamındaki kişiler haklarına kavuşmuş oldular. Tabii arzu edilen düzeyde olmasa da yaklaşık 2 milyon ilk etapta, takibinde de 5 milyona yakın insanımız bu vesileyle emekliliği hak etmiş olacaklar. Bu anlamda olumlu bir düzenleme oldu. Öncelikle emeklilik başvurusu için bu çalışanlarımızın işten ayrılış bildirgelerinin işverenleri tarafından yapılması gerekiyor. Bugün itibariyle 08 kodu ile emeklilik nedeniyle işten çıkışları yapılan kişiler aynı şekilde E-Devlet üzerinden ya da iadeli taahhütlü postayla tahsis talep beyan formunu doldurarak posta yoluyla ya da bizzat sosyal güvenlik kurumlarına başvurarak emekli talebinde bulunabilirler. Ancak bugün özellikle SGK'ların çok yoğun olacağını öngörerek mümkünse E-Devlet'ten ya da iade tahsis postayla tahsis talebinde bulunmalarını öneriyoruz. Tabii öncesinde de işverenleriyle görüşerek emeklilik nedeniyle işten ayrılma dilekçelerini verip işten çıkış bildirgelerinin yapılmasını sağlamaları gerekiyor. Peki EYT'lilerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Biliyorum, evet, karışık bir süreç, dolayısıyla hangi ayrıntılar göze çarpıyor bu anlamda? En çok hangi maddelere dikkat etmeleri gerekiyor? Ne dersiniz Mustafa Bey? Ya öncelikle emeklilik için biliyorsunuz 3 temel şartımız vardı. Bunlardan bir tanesi hizmet süresi dediğimiz, ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödeme tarihi. Bir tanesi yaş, bir tanesi de prim ödeme gün sayısıydı. EYT'de ilk etapta 5000 günle prim gün sayısı yeterli olacak şekilde bir algı oluştu ilk günlerde. Sayın Bakan'ın da bu yönde beyanatları oldu. Ancak kademeli geçişe tabi olduk ve kademeli geçiş kapsamında şu anda 5000 günde emeklilik maalesef mümkün olmadı. 5975'e kadar çıkıyor emeklilik prim gün sayıları. Dolayısıyla prim gün sayıları 5000 gün olan arkadaşlarımız maalesef ilk etapta emekli olamayacaklar. Ama 8 Eylül 1999 öncesinde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödemişlerse prim gün sayıları da işte kademeli olarak 5075'ten 5975'e kadar artacak. Bu dönem işe giriş tarihlerine göre bunun tablosuna bakarak emeklilik müracaatlarında bulunabilirler. Tabii emeklilik için biliyorsunuz yaşlılık aylığı formülü olarak hesapladığı karşımıza çıktığında aylık bağlamaya esas kazanç ve aylık bağlama oranından oluşan bir rakam. Dolayısıyla aylık bağlamaya esas kazancınız, yani sizin prime esas kazancınız ne kadar yüksekse ve çalışma süreniz de ne kadar uzunsa size bağlanacak aylık o kadar yüksek olur. Çalışanlarımızın özellikle emeklilik maaşının yüksek olmasını istiyorlarsa prim esas kazançlarının SGK'da bildirilen kazançların da yüksek olmasına dikkat etmelerini öneririz. Peki memurlar için özellikle ayrı işlemler gerekiyor mu? Devlet memurları için de dönem olarak tabii 15'inden 15'ine aylık aldıkları için onların emeklilik müracaatları için de yine kurumlarına müracaat etmeleri gerekiyor. Kurumları tarafından emeklilik işlemleri, emekli hizmetleri genel müdürlüğünde bildirilerek yürütülecek. Onların da yine işten ayrılmaları şartıyla, yani emeklilik nedeniyle dilekçe verip kurumları tarafından bu dilekçelerin işleme alınması sonrasında işlemleri yapılıyor. Orada prim gün sayısı 5975 değil 9000 gün gerekiyor. Yani onlarda da yine 8 Eylül 99 öncesinde uzun vadelilere prim ödemiş emekli sandığı mensubu, eski adıyla devlet memuru arkadaşlarımızın müracaatlarını yapmaları mümkün, ama prim gün sayılarının 9000 günden fazla olması şartı gerekiyor. 9000 günden azsa erkek memurlar, kadın memurlar da 7200 günden azsa maalesef onlara da aylık bağlanamayacak. Peki özellikle ayrılacakların kıdem tazminatı da önemli bir konu arasında. Emekli olabilir yazısı alması gerekiyordu ama şimdi hal böyle olunca büyük bir yığılma da olacağı beklentisi var. Dolayısıyla bu yazıyı almak zor olabilir mi? Bunun için bir düzenleme gerekiyor mu? Ne dersiniz?
Yani E-Devlet üzerinden çalışma hayatım menüsü var. Çalışma hayatım menüsü üzerinden kişilerin hizmet süresi, prim ödeme gün sayıları ve emeklilik şartları elektronik ortamda gösteriliyor Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından. Bu yazının dökümünü işverenlerine sunduklarında bu yazıyla işverenler işlem yapabilirler. Ancak bizim arzumuz aslında bu tür işlemlerin tamamının robot vasıtasıyla ve barkodlu belge üretilerek sağlanması yönündeydi. İşte buna yönelik aslında önerilerde de bulunduk ama şu an için SGK tarafından maalesef böyle bir elektronik barkodlu belge üretecek bir sistem kurulamadı. Belki önümüzdeki süreçte yapılabilir bu. Yani gerek emekli maaşının bağlanması, yapılacak bildirge, daha doğrusu elektronik ortamda E-Devlet şifresiyle yapılacak başvuruyla elektronik ortamda maaş bağlanmasına yönelik bir robot geliştirmesi yapılabilir. Yine aynı şekilde emekli olabilir yazısının da barkodlu belge olarak üretilmesi E-Devlet şifresiyle sistem üzerinden, SGK sistemi üzerinden yapılabilir kanaatindeyiz. Bu konuda bir yazılım geliştirmesi gerekiyor. İnşallah SGK bunu en kısa zamanda yapar. Peki emekli olup bir de işe devam edecekler var. Dolayısıyla uygulama bu tarafta nasıl olacak? Ayrıntılarda neler var? Yapılan yasal düzenlemede bu konuda da bir kolaylık getirildi. Şöyle ki emekli olup aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe giren çalışanlara devlet SGDP işveren hissesini 5 puan indirim hakkı sağladı. Daha önce sosyal güvenlik destek dilimine tabi çalışanlarda bu hak yoktu. İşveren hissesi olarak %22,5 SGDP, %2 de kısa vadeli sigorta kolları prim olmak üzere %24,5 oranında işverenlere emekli çalışanların bir maliyeti bulunmaktaydı. Devletimiz bu maliyetten yaptığı düzenlemeyle, son çıkan EYT yasasıyla aynı iş yerinde çalışmanız kaydıyla, 30 gün içerisinde aynı iş yerinde çalışmanız kaydıyla 5 puanlık indirim yaparak bu 24,5 oranını %19,5'a düşürdü. Tabii sosyal güvenlik destek birimi aslında emekli olduktan sonra, yani sosyal güvenlik hakkına tabi olan bir kişinin çalışması durumunda ödenen bir prim, bir nevi aslında prim niteliğinde bir ödeme değil. Çünkü sizi sadece kısa vadeli sigorta kolları için koruyor. Onun prim oranı da %2. Bir nevi vergi aslında. Karşılıksız alınan bir para. Bu oran biraz daha aşağı çekilebilir kanaatindeyiz. Yani %19,5 değil de normal çalışanlarda olduğu gibi 17,5'a ya da 15'e kadar düşürülebileceği kanaatindeyiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Baştaş, aktardıklarınız için diyoruz. Buradan ise SGK önüne gidiyoruz. Muhabirimiz Burak Karagöz röportaj gerçekleştiriyor olacak. Burak, söz sana bırakıyorum. Şu an ortam nasıl orada? Pelin Beyoğlu, SGK Bölge Müdürlüğü'ne geldik. Senin de söylediğin gibi. Şimdi resmi gazetede EYT yayınlanınca vatandaşlar da sabah saatlerinden itibaren buraya gelmeye başlamışlar. İlk önce ben yanımda emekli olan, EYT'den emekli olan bir vatandaş var ama onun öncesinde kameraman arkadaşım Cengiz Güven'den rica edeceğim şunu göstermesin. Şimdi bu formu dolduruyor ilk önce gelenler burada. Yani bu işlem hem E-Devlet üzerinden yapılıyor fakat E-Devlet'teki yoğunluk bazen E-Devlet'e girmeyi engellediği için buradan gelip fiziksel olarak da başvuru yapılabiliyor. Bu form içeride dolduruluyor. Şu anda mesela Beyoğlu'ndaki bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çok fazla kuyruk yok. Yani gelen hiç sıra beklemeden içeride masanın üzerinde bu formu dolduruyor. Formdaki bilgiler de gayet basit. Ondan sonra da Nisan ayı itibariyle emekli maaşını almaya, hak kazanmaya başlayacaklar. Efendim hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl oldu? Emekli dilekçemi verdim. Verdiniz mi? Verdim. Formu doldururken zorlandınız mı? Yok, herhangi bir zorlanma olmadı. Herhangi bir evrağa gerek var mı? Yok, kimlik yeterli. Kimlikle doldurabiliyorsunuz. Kimlikle doldurabiliyorum. Bir kalem, bir kimlik yeterli. Bir kalem, bir kimlikle emekli oldum diyorsunuz. Evet, ama 6 sene mi geçti bu arada benim? Yani 6 sene geç mi oluyorsunuz? Evet, 6 senem geçti. Elinize bir numara verdiler galiba, değil mi? Bu numarayı. Bu numarayı da bir gösterelim. Evet. Bu numarayla emekli mi oldunuz? Bu numarayla emekli oldum. Ne dediler formu verdikten sonra? Hayırlı olsun dediler. Şimdi bundan sonra istediğiniz bankaya emekli maaşınız yatacak mı? Ben banka tercih etmedim. İlk defa şeyden gelecek, PTT'de, ondan sonra promosyona göre banka tercih yapacağım. İlk önce PTT'den gelecek diyorsunuz. Yani tercih etseydim bankadan alacaktım. Tercih etmedim, PTT'den gelecek promosyon durumuna göre banka seçeceğim. Bir araştırayım diyorsunuz önce. Bir araştıracağım. Peki neler hissediyorsunuz? 6 sene geç kalmış ama. Vallahi geç kalamayı mutluluk diyorum, başka ne diyeyim. En azından ek gelir yani, mecbur çalışacağız yine. Çalışmaya devam mı? Devam, nasıl geçineceğiz yoksa 5,5-6 lirayla insan geçinebilir mi? Geçinemez, mecbur çalışmaya devam. Peki hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben de selam söyleyeyim. Tabii söyleriz. Sağ olun, teşekkür ederim. Söyle. Pelin, sözü tekrar sana bırakıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Burak Karagöz, aktardıklarınız için diyoruz. Evet, buradan ise deprem bölgesindeki ekonominin özellikle nasıl bir tahribata uğradığı, yaşanan felaketle birlikte gayri safi yurt içi hasılaya olan etkilerini derinlemesine değerlendiriyor olacağız. Değerli konuğum DİK üyesi, Ortak Akıl Danışmanlık Şirketi CEO'su Doktor Yılmaz Sönmez bizlerle birlikte. Yılmaz Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, yaşanan felaket 6 Şubat felaketi ve tüm bu ayrıntılarla birlikte ekonomiye olan etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Deprem nedeniyle ihracattaki kaybın özellikle 1,5 milyar dolarlık bir kaybın olduğu açıklanmıştı. İsterseniz sizden de bir dinleyelim gayri safi yurt içi hasılaya olan etkisi. Ben danışmanlığı yaptığım firmalar var o bölgede ve deprem olduğu günden itibaren yaklaşık 8-10 gün orada kaldım. Bizzat sanayi ziyaret ettim. Organize sanayi bölgelerini ziyaret ettim. Esnafları ziyaret ettim. Dolayısıyla bütün hepsini orada yaşadık. Büyük bir coğrafyada, büyük bir bölgede işte 10-11 ili kapsayan bir felaket meydana geldi. Tabii bölgeye baktığımız zaman organize sanayi bölgesi, 57 organize sanayi bölgesinin 36 sanayide ciddi hasarlar meydana var. Hele hele küçük esnaf, küçük sanayi bölgeleri, hele hele Antakya merkezdeki küçük organize sanayi bölgesi tamamen yok olmuş vaziyetteydi. Baktığımız zaman diğer illerde de aynı durumda. Dolayısıyla buradan etkilenen 200-210 bin orada bir esnaf var, sanayi var. 325 bin kayıtlı var. 1 milyon 800 milyona yakın bir insanın orada istihdamı var. Bütün bunlar ciddi manada büyük bir noktada ne oldu? Etkilenmiş oldu. Sadece 1,5 milyar dolarlık bir etki değil aslında. Baktığımız sirayet zaman ettiği diğer sektörleri de istihdam piyasasında işin içine koyarsak. Gayri safi milli hasılata oranı 8-10 arası, %8-10 arasında bir etkilenme meydana gelecek. Bölge ihracatın %10'unu karşılıyor. Baktığınız zaman ekonomik açısından özellikle sanayi bölgelerinin yavaşlaması, kapasite şu anda %20-25 civarında çalışıyor. Bunların normale dönmesi, devre alınması ciddi manada bir zaman almış olacaktır. Tedarik zincirinde bir kırılma meydana geliyor. Baktığınız zaman Maraş olsun, Malatya olsun, Adıyaman'ın bir kısmı olsun, Hatay'ın özellikle demir çelik sektörü olsun, filtre sektörü olsun, birçok sektörün aslında o bölgede bir lokomotifi var ve o bölge şu anda bu konuda Türkiye'yi besleyen bazı sektörler bunlar. Buradan oraya giden ürünler var, oradan buraya gelen ürünler var, fason üretimler var ve bölgesel olarak baktığımız zaman da canlı bir ekonomik yapısı var. Aynı zamanda sınıra yakın olması hasebiyle bizim Irak'la olan ticaretimiz var, diğer bölgelerle olan ticaretimiz var. Burada da bir ihracat, dediğiniz gibi 1.5 gibi bir ihracat açık oradan oluştu ama ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Daha bunun etkisi daha sonra göreceğiz. Belki 3-5 ay sonra daha farklı sonuçlar ortaya çıkmış olacak. Enflasyona etkisinden tutun, ihracata etkisinden tutun. Tabii. Gayri safi milli hasılaya etkisinden tutun. Birçok noktada burada ekonomimize olumsuz etkilemiş olacak. Çünkü oradaki organize sanayi bölgelerde, doğru, 36 organize sanayi bölgesinde hasarlar mevcut. Bazı 36 organize sanayi bölgesinde. Orada bir hasar var. 57 organize sanayi bölgesinin 36 organize sanayi bölgesinde hasarlar var. Burada bir çalışmalar var ama bunun normale dönmesi bir süreç. Neden? Çünkü orada bir göç dalgası meydana geldi. Dolayısıyla orada çalışanlar da Anadolu'ya doğru geldi. Fabrikalar çalışsa da orada personel bulamayacak. İstihdam sorunu ortaya çıkacak. Şu an çıkacak. Göç çok büyük bir sorun haline gelmeye çok büyük ediyor. Bir sorun. Fabrika açık. Bir şekilde fabrikanı açmış. Çünkü siparişleri var vesairesi var ama çalışacak kimse yok. Veya var olan da bir şeylerini kaybetmişler. O acıyla birlikte işe de gidemiyor. Ve Anadolu'ya doğru geldi. Anadolu'ya yayıldı. Dostlarının yanına gitti. Arkadaşlarının yanına gitti. Akrabasının yanına gitti. Dolayısıyla orada bir boşalma meydana geldi. Aslında acilen orada bu barınma sorununun çözülmesi gerekir. Ve tabii iş insanlarımız zaten canla başla orada çalışanlarına destek veriyorlar. Emek veriyorlar. Uğraşıyorlar. Barınmalarına, hatta fabrikalarının bir kısmını çalışanlarına ikamet olarak ayırdılar. Bunlar güzel şeyler. Ama orada o barınma sorununun çözülmesi ve o göçün bence durdurulması gerekir. Ne yapılabilir başka? Yani 36 organize sanayi bölgesinde zarar gördüğünden bahsediyorsunuz ki 57. Zaten küçük esnaf yok. Zaten küçük esnaf yok. Antakya merkeze gittiğim zaman oradaki sanayi bölgesine gittim. Mobilya organize sanayi bölgesine gittim. Birkaç organize sanayi bölgesine gittim. Küçük de olsa orada bir ekonomiye bir katkı var. Bir lokomotif var ve buralar tamamen yıkılmış vaziyette. Bir, var olanın acilen devreye alınması, canlandırılması gerekir. Bir,
ciddi manada o bölgeye teşvik akması gerekir. Yani ne gibi teşvikler mesela? O insanı şu anda her şeyini kaybetti. Hı. Yani fabrikasını gerekirse yeniden onarması lazım. Yani orada sermaye desteği gelmesi lazım. Teşviğin ötesinde belki bedelsiz sermaye aktarılması lazım. Veya uzun vadeli, ileri vadeye, 3 yıl sonra, 5 yıl sonraya vadeli oralara ciddi manada kredi muslukları açılması gerekiyor. Yani o kişi çarkını şu anda çevirmesi gerekiyor. Personelle ilgili sorunu var. Bu konuda personeli durdurması gerekir, barınmanız çözmesi gerekir ve personel işin başına dönmesi lazım. Bu bir. İkincisi, hasarlı olanı acilen revize edilmesi lazım. Hasarlı binaları acilen düzeltmesi gerekir ve oranın evet bir taraftan konut vesaire var ama bir taraftan da sanayi çarkının dönmesi lazım. Bu ülkemizin ekonomisine büyük yük olmuş olacak. Dolayısıyla oranın da küçük esnaf, orta ölçekli ve sanayinin acilen bu sıkıntılı olan, o depremden hasar görmüş olanların acilen normalleştirilmesi gerekir. Sermaye arttırımı, yani o kişi kaybetti. Neydi? Zaten küçük esnaftı veya küçük organize sanayi bölgelerindeydi ve tamamen enkazın altında kalan var, ham maddesi vardı, depolarında malları vardı. Bunlar ciddi bir maliyet şu anda. Çalışanını kaybetti, makinede hasar var, depolarında sorun var. Personeli de zaten bu anlamda personel yok. Ham madde kayıp. Ham madde kayıp. Kaldı ki o bölgede şu anda sipariş nasıl geçecek? Geçse de birileri diyebilir mi ya hakikaten sen bunu ödeyebilir misin? Bu da söz konusu olmuş olacak. Yani orada da bir sorun var. Dolayısıyla o kişinin tabii ki şu anda devletimiz bir şeyler yapıyor oralarda ama daha duyarlı olmamız lazım. Burada Türkiye Odalar ve Borsalar bir şeyler yapıyor. DEİK orada bir şeyler yapıyor. Birçok farklı illerdeki organize sanayi bölgelerindeki yönetim oralara şu anda saha çalışması yapıyor. Bunlar güzel şeyler. Maraş'ta olsun, Malatya olsun. Bunlar Maraş ve Malatya özellikle birçok sektörün lokomotifi ve oranın acilen toparlanması lazım. Ama bizi yaralayan, üzen tabii ki orada ciddi manada bir tabii ki vefat var, ölüm var. Burada kayıplar var. Onlar tamamen artık göç edip kalanlar buralara göç ettiler. Artık dükkanını ben başına dönemem diyenler var. Dolayısıyla burada teşviklerimizi hızlandırmamız gerekiyor. Çünkü boşaldıkça bizim orada aynı zamanda demografik yapının da değişmesi bizim için bir risk. Ulusal güvenlik sorunu ortaya çıkma ihtimali bir risk. Dolayısıyla Hatay'ın huzurlu olmaması, Hatay'daki bir sorun aynı zamanda İskenderun'a sirayet eder. İskenderun'un huzurlu olmaması kademeli olarak Anadolu'nun yani Ankara'nın milli güvenlik sorunu olmuş olacak. Oradaki vatandaş bunu görüyor. Ben bizzat gittim. Tabii ki bunu gören hepimiz bunları görüyoruz. Fakat şu anda zamanla yarışıyoruz. Ekonomide zamanla yarışıyoruz. Barınmada zamanla yarışıyoruz. O insanların yaralarını sarmada zamanla yarışıyoruz. Ve dolayısıyla oradaki sanayi baktığımız zaman gayri safinin %10'u çok büyük bir rakam. Ve 10-11 tane il demek. Adana, Antep, Adıyaman, Maraş, Antakya dediğiniz gibi birçok il demek. Oradaki barınma, istihdamı, sermaye desteği sağlanması gerekiyor ki oradaki insanlar bir an önce normalleşmesi lazım ki Anadolu normalleşsin. Bugün İstanbul'da firmalarımız var, oralarda hizmet yapıyorlar ve onlar mesela örnek vereyim, kredi konusunda kolaylık sağladılar, ödeme konusunda kolaylık sağladılar. Ödemen geldi, ödeme bana yapma diyen, çek dönemi geldi, çek ödemesini yapma bana diyen birçok firmayla karşılaştım İstanbul'da. Oraya hizmeti var, oradaki müşterisine kolaylık sağlıyor. Bakın daha banka kredi ödemeden bahsetmiyoruz. Doğru. Ve gerekirse senin oradaki personelin artık çalışamaz durumdaysa biz burada barınmasını ve biz burada kendi firmamızda istihdam sağlayalım. Birçok iş insanıyla karşılaştım. Dolayısıyla Anadolu yani Batı o bölgeye daha bir iş insanı olarak kendi müşterisine sahip çıkması lazım. Bu konuda sanayicilerimiz o bölgede, iş insanlarımız o bölgede, organize sanayi bölgeleri o bölgede çalışmalar yürütüyor. Fakat karşımıza çıkan bir enkaz var. Yani makinası tamamen işlevsiz hale gelmiş. Fabrikanın efendim çatısı işlevsiz hale gelmiş. Fabrikanın altyapısı işlevsiz hale gelmiş. Yani sadece fabrikayı açması yetmiyor. Aynı zamanda bunun çarkının dönmesi, istihdamın sağlanması. Başı başına sermayeyi artıran unsur. Yani bugün makine dediğiniz noktada çok ciddi maliyet barındırıyor. Evet içerisinde. Dolayısıyla hani burada bir istihdam konusunda 5 personelin işte bir yıllık ihtiyacını karşılamak veya onun işte o maliyetini karşılamak yetmeyecektir. Aynı zamanda elektrik konusunda oralardaki o enerji maliyetleri yine devam ediyor. Ben maliyetler konusunda personel maliyeti, enerji maliyeti, kira maliyetleri bu konuların en azından hafifletilmesi gerekir. Evet, oralar şu anda kalkabilmesi için sadece fabrikasını devre alması yetmeyecektir. Oraya sermaye, teşvik
destek ve aynı zamanda oradaki faaliyetler hızlı bir şekilde devreye alınması lazım. Ama her şeye rağmen orada işçi sorunu bir süreliğine devam edecektir. Çok önemli bir konu. Ayhan Zeytinoğlu'nun yapmış olduğu bir açıklama vardı aslında. Bu açıklama biraz yanlış taraflara çekilse de istihdam sorununun burada kalıcı hale gelmemesi adına yapılan bir açıklamaydı ki çalışanın batıda işe alınmasını bölgelerinin istihdam kaybetmesine neden olacağını söylemişti ki çözüm ne olacaksa bu insanlar da aynı zamanda işe girmek isteyecektir. Dolayısıyla batıya yönelmeleri bu anlamda buranın istihdam kaybına yol açacaktır şeklinde açıklamalar. Ben çok doğru bir yaklaşım. Evet. Yanlış anlaşılacak bence bir durum değil. Çok doğru bir açıklama. Evet. Baktığınız zaman binlerce insan, kaç milyon diyoruz? 13 milyon insanın etkilendiğinden bahsediyoruz. Binlerce insan Anadolu'ya göç etti, İzmir'e göç etti, İstanbul'a göç etti ve şu anda bazı firmalarımız iyi niyetle bunları şu anda ne yapmış oluyor? Aman mağdur olmasınlar, açıkta kalmasınlar diye istihdam ediliyor. İstihdam edildiği zaman bu da gitmeyecektir oraya. Oraya gitmeyecektir. Gitmediği zaman bir, ya o farklı yapılar içerisinde insanlar orada çalışmaya başlayacaktır. Ki bizim geldiği zaman bunu kabul etmediğimiz bir duruma gelmiş olacak. Dolayısıyla bir, bu karşımıza çıkacak. İkincisi, o fabrikanın iş çalışamaz hale gelecektir ve o da kapatacaktır. Yani çalışanın göçüyle birlikte sanayinin göç etme ihtimali olacaktır. Fabrikanın Anadolu'ya doğru göç etme ihtimali olacaktır. O zaman biz burada yığınak meydana gelecektir. Nereye kadar gelecektir bu? Biz bölgeyi boşaltmamamız lazım. Onun için yerinde bu sorunların çözümü, personel yerinde bu sorunların çözülmesi lazım ve fabrikanın başına dönmesi lazım. Tabii ki o bir ay, iki ay eğer işin başına dönmezse bunun temel ihtiyacının karşılanması gerekir. Yani üç ay boyunca çalışamayan bir kişi sonunda başının çaresine bakmak zorunda kalacaktır. Ne yapacaktır? Anadolu'da arayacaktır. Tanıdığınız bir yere, birisinin yanına geçip çalışacaktır. Tabii. Ne oldu? Oradaki ekonomi düzelmemiş olacak. Ki yıllar boyu aslında bölgesel farklılığın giderilmesi adına birçok kalkınma ajanslarının yapmış olduğu projeler, buradaki istihdamın özendirilmesine yönelik bölgesel kalkınma üzerine yapılan politikalarla birlikte inşa edilmişti bu bölgeler. Dolayısıyla burayı bir kez daha dönemlere dönmemek için istihdam sorununun ve barınma sorununun acilen çözülmesi gerekiyor diyorsunuz. Bunun için fabrikanın çarklarının dönmesi gerekiyor. Sermaye ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda, tedarik konusunda da sıkıntıların yaşanabileceği yönünde. Üretim üssü, Adıyaman'a bakın, Antep'e bakın, Maraş'a bakın, Malatya'ya bakın, demir çelik sektörü başta olmak üzere Hatay'a bakın. Bunların hepsi aslında birer tedarik üsleri. Şimdi Anadolu'daki, yani bugünkü Anadolu fabrikaları da buradan etkilenmiş olacak. Yani tekstilin baktığınız zaman Maraş'ta tekstil, Malatya'da tekstil, Antep, Adıyaman, bu bölge, demir çelik, Hatay, bu bölgelerde her biri Türkiye'yi besleyen bazı sektörler var o bölgede. Bu bölgelerdeki sektördeki sıkıntı ekonomiyi yaptı. Dolayısıyla ne yapacaktır? O zaman Anadolu bunu besleyecektir. Nasıl besleyecek? İthalatımızda cari açığı ciddi manada seviyet verecektir. İhracatta şu anda açık yaptı. İthalata yönelik çalışmalar yapılacak. Çünkü oradan sipariş geçmemiş olacaktır. Onun için bizim oraları, bizim o lokomotif illerimizi, tedarik sağlayan illerimizi bizim düzeltmemiz gerekiyor. Siparişler durmuş vaziyette. Niye? Fabrika çalışmıyor. Kapasitesi ne kadar? %25, %30. %70-80'li çalışan fabrikalarımız şu anda %25-30'da çalışıyor. Dolayısıyla oralarda başta kamu oradaki kendi sorumluluklarını yerine getirmeli. İkincisi, kesinlikle iş insanlarımız orada, o bölgedeki müşterilerini bugün ayağa kaldırmalı. Sadece kamuyla olmuyor bu işler. Doğru. Bugün bir bütün olarak bakmamız lazım. Anadolu'dan oraya sipariş veren oradaki müşterilerini kazandırması lazım, kalkındırması lazım. Siparişlerini vermeye devam etmesi lazım. Gerekirse istihdam konusunu gidip orada yerine sahip çıkması gerekir. Orayı boşaltırsak milli güvenlik sorunu olduğundan ekonomimize kadar, sosyolojik açısından baktığımız zaman birçok konuda biz bu konuda zorluk ileride yaşayacağımızdan endişe ediyorum. Şimdi bir tarafta da son olarak enflasyonu da konuşmak istiyorum sizinle. Özellikle enflasyonist baskıların devam ettiği süreçte bakıyoruz, baz etkisiyle birlikte bir gerileme yaşanıyor ama dış ticareti olan etkisiyle değerlendirecek olursak dış anlamda, dış konjonktürde çok da istenilen bir durum değil. Çünkü kurun seviyesi, evet, istikrar kazanması enflasyonda 55,18'lik aslında bir yılın aynı bir yıl
yani bir önceki yılın aynı dönemine göre 55,18'lik ve baktığımız noktada bir yıllık en düşük seviyeye geldiğini de görüyoruz ama siz aynı noktadan bakmıyorsunuz. Çünkü kurun istikrar tabii kazanması. Tabii ki ihracat. Yani kurun istikrar kazanması ve enflasyonun etkisine baktığımız zaman olumlu bir gösterge. Hı hı. Ama bunu ihracatçı bir firmaya sorduğumuz zaman bu kur burada olmaması lazım. Hı hı. Yani bu kur şu anda firmalarımızı, ihracat yapan firmalarımızın zararına sebebiyet veriyor. Bu bir. Hı hı. İthalatımızda zaten bir makas açmaya devam ediyor. Doğru. Ve bu kurun burada olması ithalatı bu sefer artışına sebebiyet verdi. Tamam, enflasyonu bir yerde tuttu ama aslında sebze ve meyvede öyle değil. Gıda enflasyonu öyle değil. Efendim, haberleşmede bazı noktalarda azaldı ama baktığınız zaman sokaktaki enflasyon ile bu konu farklı bir konu. Bunu hepimiz artık biliyoruz. Dolayısıyla vatandaşın yaşadığı enflasyon neyse onu dikkate almak gerekiyor aslında. Tamam, dövize baktığımız zaman bir nebze yerinde saydırıyoruz. Okey, ama vatandaşın sepetine inen enflasyon nerede, ona bakmamız gerekiyor. Onun için döviz kurunun şu anda sabit durması ihracatçımızı adeta zorlama bir ifade ama cezalandırma gibi bir yaklaşım olur. Olmaması lazım. Evet, yani muhtemelen bu bir şekilde zaten orada bir fay hattı oluştu. Orada bir birikim meydana geldi. Herkes bir şekilde bu dövizin nereye gideceğini herkes kestiremiyor aslında. Onun için enflasyonun etkisine baktığımız zaman işte 50-55'lerde 6'dan 3'e geldi gibi bir iyileşme gibi gözükür ama yansıyan, fabrikaya yansıyan, efendim iş insanına yansıyan, sepete yansıyan çarşı pazardaki enflasyon biraz da şu anda can acıtmaya devam ediyor aslında. Yakından takip edeceğiz ve aktaracağız. Doktor Yılmaz Sönmez, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için diyoruz. 30 dakikayı noktalıyoruz.